Ether'deki ETF'lere göz atacağız ve Bitcoin'e dönüş adı altındaki bu haberi inceleyeceğiz. Bakalım. Evet, diyor ki varlık yönetim firması Ethereum ETF'lerin başarısızlığından sonra Bitcoin'e dönmeye karar verdi. Ethereum ETF'lerin başarısız olduğuna dair açıklamalar var. İşte burada genel olarak Ether ETF'leri arz edildi. Fakat bu noktada herhangi bir talep gelmedi diye söyleniyor. Fakat bu tam olarak doğru değil. Bunu da belirtmek gerekiyor. Tabii ki de Bitcoin'e göre çok geri kaldı. Yani ilk 15 dakika içinde 200 milyon dolarlık bir fonla toplamda 20-30 milyon dolarlık bir fon arasında kat be kat fark var. Yani bu çok normal bir şey. Ama birincisi zaten Bitcoin'e olan ilgiyle Ether'e olan ilgi bir değil. Kurumsal aktiviteleri değerlendirirken de konuştuk bunu. Ether ETF'lerine ya da diğer altcoin ETF'lerine olan, olacak olan potansiyel ilgi zaman içerisinde artarak devam edecektir. Ve ancak bir sonuca ve maksimuma ulaşacaktır. Daha çok şu an için söylüyorum. Altcoin'ler arasındaki, daha doğrusu kurumsalların ve büyük yatırımcıların diyeyim arasındaki piyasada Bitcoin dominansı zaten %99'a yakın şu an için. Ve bu çok büyük bir meblağdır. Çok büyük bir orandır. Anlatabiliyor muyum? Ama bu zaman içerisinde şu anda değişme noktasında değil mi? Değişime doğru gidiyor. O yüzden bir anda bir şey beklemek çok fazla akıllıca değil. Nitekim henüz zaten ayı sezonundan daha yeni bir çıkış söz konusu. Ki hatta kimine göre çıkıldığı, kimine göre çıkılmadığı falan. Tabii ki üzerine de hala konuşmalar dönüyor belli bir takım. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ya şu an için erken. Zaten bunun bu şekilde olacağını ve sürecin bir normali olduğunu ilgili şirketlerin tahmin edebiliyor olması gerekiyordu. K33 Araştırma Baş Analisti Lund ve Başkan Yardımcısı Helseth son raporlarında ETH'yi durdurma BTC'ye dönmek zamanı geldiğine inanıyoruz dedi. VanEck Ethereum Strateji ETF'ini başlattı ve ilk Bitcoin vadeli işlem ETF'ini başlatan ProShares, Ether Strateji ETF'ini ve iki karışık Bitcoin ve Ether fonunu tanıttı. Bitcoin vadeli işlem ETF'lerinin zirve boğa piyasa sırasında bu piyasaya sürme avantajı vardı. Ancak analistlere göre Ether ETF'lerin performansı beklenmedik şekilde zayıftı. Beklenmedik şekilde zayıftı değil arkadaşım. Beklenen gibi zayıftı. Evet, yani bunu eğer bir zayıflık olarak nitelendireceksen ki bunu zayıf olarak tabir edilmesinin sebebi Bitcoin'e kıyasen yapılıyor olması tahmin edilemeyecek bir şey değildi. Ki burada konuşuyorduk. Biz burada konuşuyorsak sizin de biliyor olmanız lazım, öyle değil mi? Şirket yönetiyorsunuz sonuçta. Ethereum ETF'lerin lansmanı beklenildiği kadar güçlü bir görünüm sergileyemedi. K33 analistleri Bitcoin'e dönme vaktinin geldiğini yani. Abi kusura bakmayın da yani burada zaten başlangıçta bir şey yok. Ether vadeli başlatmak demek potansiyel Ether spot başlatmak anlamına gelir. Hem Ether spot'a bir hazırlık hem de Ether spot demek ilerleyen vakitlerde kurumsal ilgisi artacak olan Ether'e baştan girmek anlamı taşır. Yani bu tam olarak ileri görüşlü diyebileceğimiz bir uzun vadeli bir yatırım ve stratejidir diyebiliriz. Bir iş stratejisidir. Sen zaten şu an bunu bekliyorsan, abi sen o şirketi kapat, sen hiçbir şeyden haberin yok senin yani. Çok hüsranla sonuçlanır o iş. Ethereum ETF'lerin lansmanı iyi sonuçlanmadı. Ethereum vadeli işlem tabanlı ETF'lerin çok beklenen lansmanı 2021'de Bitcoin vadeli işlem ETF'leri piyasaya
sürüldüğünde görülen işlem hacminin yalnızca %0,2'sini kaydederek hayal kırıklığı yarattı. K33, araştırma baş analisti Lund ve başkan yardımcısı Helseth, son raporlarında ET'yi durdurma ve BTC'ye dönme zamanı geldiğini inanıyoruz dedi ve ekledi. Kısa vadeli ET-BTC için artık güçlü bir boğa senaryosu görmüyoruz. Bak, bir de şimdi işin bu topu var. Adam Ether'den başarısız oldu ki dediğim gibi ETF'ler henüz arkadaşım daha spot ETF'ler onaylanmadı. Daha ortada spot ETF'ler yok. Buna rağmen zaten böyle olacağı belli. Diyorum ki kurumsal paranın %99'u Bitcoin'de. Kalan %1'i tüm altcoin'lere yayılmış şekilde. Sen şimdi bu noktada ne bekleyebilirsin? Yani bu bilgiyi bir kere cebine koy. Bu bir kenarda dursun. İkincisi, sen bundan başarısız oldun diye sence Ether mi başarısız? Yani zaten piyasada yıllarca spekülatörler ve yatırımcılarla döndü bu piyasa. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla şu anki süreçte eğer bunun adı zayıflıksa Ether ETF'lerden dolayı zayıfladı diye, yani ETF'leri zayıfladı diye bu noktada asla Ether BTC paritesi yüksek olmayacak diye bir şey yoktur. Şimdi kedi ulaşamadı ciğere misali yani. Adamlar da burada Ether'e mundar diyorlar. Hayır, mundar olan sizsiniz arkadaşım. Ether'le bunun bir alakası yok. Bu iş biraz şeye benziyor. Yani Kanada'nın geri döneceğini ve ambargoları kaldıracağını anlayamayan enayi binasın Kanada'dan çekilip bir hafta sonra pişman olması olayına benziyor yani biraz. Sürü etkisine kapılıyor. Kanada'dan çekildi. Ondan sonra Kanada geri döndü falan filan. Yani iş biraz ona benziyor burada yapılan iş. Enteresan. VanEck, ProShares ve Bitwise gibi firmaların Ethereum vadeli işlem ETF'leri Bitcoin vadeli işlem ETF'inin ilk kez piyasaya sürmesine neredeyse 2 yıl sonra. Pazartesi günü canlı hale geldi ve yatırımcılara bir kripto saklayıcıya, borsa hesabına veya cüzdana ihtiyaç duymadan varlıklara maruz kalma imkanı sundu. Doğru. Böyle böyle kurumsal talep olmaması nedeniyle tatmin edilmedi. Dediğim gibi bu zaten uzun vadeli bir süreçtir. Kurumsal ilgi noktasında Ether'e çok fazla ilgi duyulmamış olması normaldir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.